Ama önce dünün rakamlarına bakalım. Bugüne nasıl başlayacağız? Değerli izleyiciler, borsa BIST 100 endeksi 80.386 puanda %1,45 yaklaşık %1,5'lük bir düşüş yaşamış dün. Bugüne 80.386 puandan başlayacak. Dolar TL karşısında 2.68, Euro TL karşısında 2.97 seviyelerinde aslında bir yatay geçiş var. Çok da fazla oynama olmamış. Altının gram fiyatı da yine 100 lira seviyelerinde, 99 lira 100 lira arası oynuyor ama 3 hafta önce 104 liralardaydı. Altında düşüş var düğün sezonu olmasına rağmen. Onur Altın neler söyleyecek bize? Alex ALB Forex araştırma şirketinden Onur Altın hattımızda. Efendim günaydın diyelim ve rakamları alalım, buyurun. Günaydın Selim Bey, iyi yayınlar öncelikle. Dün akşam ABD toplantı tutanakları yayınlandı. Piyasalar bugün bu toplantı tutanaklarına bir miktar fiyatlayacaklardır. Tutanaklarda üyelerin faiz arttırma için güçlü büyüme görmek istediklerini belirtirken erken bir faiz artışının negatif sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Yine tutanaklarda petrol fiyatlarındaki istikrarın enflasyonu yukarı yönlü iteceği belirtilirken ilk çeyrekte zayıf gelen büyümenin satışları frenleyebileceği söylendi. Ayrıca Yunanistan'da yaşanan belirsizliğin endişeleri arttırdığını yazılırken tutanaklarda Çin'deki gelişmelerin küresel piyasalar için bir risk unsuru oluşturmaya başlandığının altı çizilmiş. Bu bağlamda ABD'de bunlar yaşanırken Euro bölgesinde bugün Çipras kreditörlere geniş kapsamlı yeni reform paketini sunacağını söyledi. Euro'dan çıkmak gibi gizli bir planları olmadığını ifade etmişti dün Çipras. Ve müzakerelerin şu ana kadar anlaşılma sağlanmamasının nedenini yine IMF'ye bağladı. Eğer ki biz sadece Avrupa Birliği ile müzakereler yapsaydık çoktan anlaşırdık dedi. Bugünkü toplantı tutanakların bugünkü görüşmelerde olumlu sonuçlar alıp almayacağımızı izleyeceğiz. Eğer bugünkü görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmazsa pazar günkü yapılacak olan AB Liderler Zirvesi'nin önemi bir kat daha artmış gözükmekte. Dün yine Yunanistan resmi kanallardan kurtarma programı için talebini resmi kurumlara ilettiği belirtildi. Piyasanın rakamlarına baktığımızda güne kurlarda satış baskısıyla başlıyoruz. Özellikle doların tutanaklardan sonra değer kaybetmesiyle birlikte bugün 2.67'nin altına gerileyecek bir kurun 2.65'e kadar geri çekilebileceğini söyleyebiliriz. Yukarıda ise 2.69 seviyesi kırılırsa tekrardan 2.70 seviyesi önemli olacaktır. Euro TL tarafına baktığımızda orada yukarıda 98.50 direncimiz var. 98.50 seviyesi kırılırsa üst seviyesine kadar yükselecek olan kur aşağıda 97.50'nin kırılmasıyla birlikte 95'lere kadar fige çekilme görülebilir. Gram altın fiyatlarını incelediğimizde 100 seviyesinde tutunmaya çalışan bir altın fiyatları var. Burada da içeride kurun yaratmış olduğu baskıyla bir miktar aşağı yönlü geri çekilme bekliyoruz. 99.80'nin altında 98.50'ye kadar bugün geri çekilme olabilir. Yukarıda ise tekrardan biz 100.50 seviyesinin üstüne çıkarsak 101.50'ye kadar bir fiyatlama hareketi gerçekleşebilir. Yurt içine baktığımızda yurt içinde dün sanayi üretim rakamları açıklanmıştı ve Mayıs ayında %2.4 olarak gerçekleşti. Nisan ayı sanayi üretim verisinin 3.8 olduğu düşünüldüğünde bir miktar borsada bunun yansımasını gördük ve aşağı yönlü hareketler gözlemlemiştik. Bugün borsa tarafına baktığımızda aşağıda 79.000 desteği önemli olacaktır. 79.000 desteğinin altına inersek sert bir geri çekilme hareketi başlayabilir. Ancak yukarıda 81.500'ün üstünde de 82.500 seviyesini takip ediyor olacağız. Çok çok teşekkür ederiz Onur Altın, bizlere aktarmış olduğunuz bilgiler için. Sizlerle birlikte değerlendirmeleri almaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.